Batman Son Söz TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Elif Nur Taymur. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Bugün 18 Temmuz 2022. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, KOSGEB faizsiz geri ödemeli personel istihdam etme taahhütlü başvurularının yeniden başladığını açıkladı. Çiftçi, KOSGEB Başkanlığı'nın mikro ve küçük işletmeleri hızlı destek programı 4. dönem başvurularının yoğun talep üzerine 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tekrardan başvuruya açıldığını söyledi. Beşiktaş Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimlerinin yankıları sürüyor. Öz Sağlık İş Sendikası, sağlık emekçilerini koruyan ve kendi sendikalarının üyesi olan güvenlik görevlilerini tebrik ederken süreci de yakından takip edeceklerini açıkladı. Deva Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, kentte zaman zaman yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi. Batman'da uzun yıllardır süre gelen su kesintisi probleminin halen çözülmemiş olmasına tepki gösteren Müjdeci, birçok mahallemizde vatandaşlarımız günde 12 saate aşan su kesintilerinin yaşandığını belirtiyor. Vatandaşlarımız artan kesintiler nedeniyle 40 dereceyi aşan sıcaklıkta ve Covid-19'un yeniden büyük bir salgına dönüştüğü bu günlerde büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yetkililerin derhal rant odaklı projeler yerine vatandaşın sağlığını da yakından ilgilendiren su sorununu kökten çözecek adımlar atmasını bekliyoruz dedi. Bayram günü yaşanan köy kavgası barışla sonuçlandı. Köyde bayram havası yeniden esti. Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde Kurban Bayramı'nın birinci günü aralarında husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, 5'i ağır 54 kişi yaralanmıştı. Alikan aşiretinin 38 köy ve mezrasından gelen Rusbiler, Alikanlılar Derneği ve medrese imamı Molla Alameddin, Batman Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener ile Mehmet Şah Duman'ın girişimleri sonucunda husumet sona erdirildi. Düzenlenen törende aile fertleri din adamlarının şahitliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerken el sıkışarak barıştı ve dualar edildi. Bayramın birinci günü belki en çok üzülen kişilerden birisi ben oldum. Bugün de tabii bu sahneyi görünce, bu kadar birlik beraberliği, bu güzelliği görünce de en çok mutlu olan da inanın ben oldum burada. O yüzden buraya gelen, katkı sağlayan, gece gündüz köyümüze gelip de bu olaya su serpen, soğutan, gençlerimizi dolaşarak onları rahatlatan, ikna eden bütün herkesten Allah razı olsun. Belki birçoğu burada değil şu anda. Çünkü kendi içimizde yaşadığımız hususu kendi içimizde çözelim diye ailelerimiz bu şekilde bir karar aldı. Bu da güzel. Kendi kendimize her şeyi çözebiliriz aslında. Ama yeter ki bir araya gelelim, konuşmasını bilelim. Konuştuktan sonra aslında kavgayı gerektirecek hiçbir şey olmadığını zaten görüyoruz. Soruyorum işte ilk günden beri. İnanın kavga edecek, buna değecek hiçbir şey yok. Kavgada zaten haklı bir taraf yoktur. Her taraf, iki taraf da haksızdır her zaman. O yüzden önce konuşmayı deneyelim. Birbirimize yaklaşımımız güzel olsun. Herkes gerektiğinde bir adım geri atmasını bilsin. Geri adım atıp da konuştuğumuz zaman inanın çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok ya. Ya Rabbi hemşe kudve dünyaya da ez mazluma mene zalma. Ve nehmet ez ahdet ve çim merhaba. Barışa öncelikle vesile olan devlet büyüklerimize, sayın valimize, sayın alay komutanımıza, sayın ilçe kaymakamımıza ve diğer devlet ekranına öncelikle hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu nahoş olayın bir Alikan köyünde olması bütün Alikanları üzmüştür. Devletin bu olaya el atması, bütün Alikan aşiretinin bu olaya el atmasıyla bugün burada hayırlı bir işin, bir iş için toplanmış bulunmaktayız. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu barış kalıcı olur. Batman'dan geçim sıkıntısı nedeniyle 28 yıl önce İstanbul'a göç ederek önce isportacılık yapan, ardından tekstil atölyesi işleten Veysel Tekin, geri döndüğü memleketinde 350 kişinin istihdam edildiği fabrikayı kurdu. İş insanı Tekin, liseden mezun olduktan sonra iş bulamayınca ailesiyle 28 yıl önce İstanbul'a göç etti.
Burada bir süre işportacılık yapan Tekin, daha sonra kardeşleriyle tekstil atölyesinde çalıştı. Mesleği öğrendikten sonra 1999'da kardeşlerinin desteğiyle kendi atölyesini kuran Tekin, triko üretimi yapmaya başladı. İşinde başarılı olan Tekin, bir süre sonra memleketi Batman'a yatırım yapma kararı aldı. 2014 yılında Batman'da 30 kişiyle başladığı üretimini gün be gün arttıran Tekin, COVID-19 sürecinde de Sason ilçesinde bir atölye kurarak 60 kişiye istihdam sağladı. Batman'da Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM'un destekleriyle açılan SAS kursuna üniversite hazırlığındaki lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Bu arada 2022 YKS puanları sonuçları açıklandı. Buradan tüm öğrencilere, üniversite sınavına girmiş tüm öğrencilere geçmiş olsun diyoruz ve umuyoruz ki kendi istedikleri hedeflerindeki bölümler, meslekleri kazanmış olsunlar. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs ÇATOM'da üniversitede istedikleri bölümü kazanmak için SAS kursunda ter döken öğrenciler 3 ay boyunca kursa gelerek üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümüne hazırlanıyor. Batman valisi Ekrem Caner, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Batman'ın Gelcüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı Muhammed Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Ekrem Canalp, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile birlikte Diyarbakır Bismil ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muhammed Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Batman İl Genel Meclis Başkanı ve Batman Petrospor Başkanı Abdülvahap Akbaş'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir denildi. Batman Petrospor Kulübü oyuncuları Dağ Koşuları Ligi müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu. Milli Birlik ve Beraberlik İl Karmaları Dağ Koşuları Ligi müsabakaları 15 Temmuz'da Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 4 kategoride yapıldı. Petrospor Kulübü sporcularından oluşan karmada müsabakalara katıldı. Yapılan müsabakalarda Petrospor oyuncuları U20 kadınlarda takım halinde 3, U20 erkekler kategorisinde takım halinde 3, büyük erkekler kategorisinde ise takım halinde şampiyon oldu. Batman Belediyesi'nin 2021 yılı Eylül ayında hizmete sunduğu fiziksel aktivite danışmanlığı birimine müracaatlar artıyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ek binasında hizmete sunulan fiziksel aktivite danışmanlığı tüm hastalara ücretsiz hizmet veriyor. Engelli ve CP'li çocuklar, felçli, MS ve Parkinson hastalarının yanı sıra ortopedik rahatsızlıkları olan hastalara da randevulu hizmet veren birim bel, boyun ve sırt ağrılarını gideriyor. 9 günlük bayram tatilinde tadilata alınan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeniden hizmete başladı. Tadilatı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi mesainin başladığı ilk günden kaldığı yerden hizmete devam etti. Batman Sağlık İl Müdürlüğü sosyal medyada paylaştığı video ile "Biz bu bayram tatil yapmadık. Sizin için hastanenizi yeniledik. Siz değerli Batman halkına hayırlı olsun" mesajını verdi. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.